Kayıt geldi. Çabuk. İşte. Dekoruyla, saçla, makyajla, gösterişli kumaşlar, kıyafetler, taçlar, takılar. Muhteşemler yani, muhteşemler. Baktım bayağı kendimi Osmanlı Sarayı'nda hissediyorum. Çıkardığınızda bayağı kuş gibi hafif oluyorsunuz. 45 kilo. Beyazıt'ın bir tane böyle savaşçı kemeri var. Duvarlar, bu taş, neyden yaptınız bunlar, gerçek mi? Değil mi? Dokundum. Elinde yüzüklerle sarayın içinde dolaşma duygusu içini kıpırdatan bir şey. İçinde güzel durmaya çalıştım açıkçası. Ah, taç mı takacağım? Taşları çok seviyorum. Yüzümde de şu anda zaten Süleyman'ın son dönem makyajı var. Setten şimdi çıktım. Çünkü ben onlara güvendim, inandığını da gördüm. İşim bu zaten, inandırmak. Bak, bak, bak sen, bak neler gelmiş. Murat'cığım bu Özbek desenlerini böyle... Eşarbını da üzerine koyduk, tacını da oturtturduk, bitti. Hala. Bu diziyi hazırlarken ki, takip edeceğimiz yeni yol. Osman'dan yola çıkıp günümüz izleyicisine çok daha dinamik, çağdaş ve insanı ekrana kitleyecek bir görselite çıkarmaya çalışmaktı. Dikkat ettiğimiz şey buydu. Bazen onun kostüm tasarımı benim dekor tasarımımı etkiledi. Bazen benim dekor tasarımım onun kostümde kullanacağı detayları, kumaşları etkiledi. Real 16. yüzyıl kostümlerinin görsellerini araştırdım. Bununla ilgili daha çok tabii ki minyatürler var elde. Bizim dönemimizden sonraki Topkapı'da sergilenen kaftanlara da baktık. Hepsinin bir karmasını bir potada erittikten sonra biz bunun üzerine ne yapabiliriz konuştuk. Şimdiye kadar tabii öyle kostümler giymemiştim. Kostümün zorluğunu fark ettim ama kostüm bir anda sizi havaya ve duyguya sokuyordu. Olağanüstü güzel elbiseler giydim ben. Yapıştır abi, bant ver. Her şey sizin oyununuz üzerine yapılmıştı. Ama ben ilk yani samimiyetle söylüyorum, çok kiloluyum demiştim. Ondan sonra bir diyet programına girdik. Validem.
Bayezid benim yiğit şehzadem. Nerede kaldın? Çok merak ettim seni. Çarşıya uğradım validem. Zira sizin için ısmarladığım bir hediyem vardı. Yine o Yahudi sarrafa gittin öyle değil mi? Merak etme benim güzel kardeşim. Senin için de hediyelerim var. Bunu usulsüz yaptırdım. Dünyada işi benzeri yok. Tıpkı sizin gibi. Hürrem zaten tarihten biliyoruz moru çok severmiş. Özellikle güçlendiğinde, kuvveti ele geçirmeye başladığında, nikah kıydırdıktan sonraki durumlarda onda moru çok ön planda tuttu. Yunan'da mor renk asaletin rengidir. Sanıyorum böyle bir tutkusu vardı o yüzden. Yani sarayda bir yukarıda durmak, hani kölelikten gelmiş bir kadının de bir kompleksiydi o belki de. Yani böyle kendi daha üstte hissedebileceği bir şey yok. Bizans İmparatorluğu zamanında mor rengi sadece imparator ve imparatoriçe kullanabiliyor. Paranız da olsa o dönem o kumaşı bulmak mümkün değil. Çünkü atıyorum bilmem ne okyanusundaki bir midyenin, bir istiridyenin kabuğu ve bilmediğim bir sürü daha başka malzemeyi karıştırarak o boyayı elde ediyorlar. Dolayısıyla renklerin tabii ki kendi içinde kullanımında hem karakterler hem de sarayın özel renkleri olmasına dikkat ettik. Ben bu kostümle giyindiğim zaman, bu takıları takarsam hemen böyle başka bir his içine giriyorum. Ondan sonra saçlar yapıyorlar, makyaj geliyor. Ondan sonra bu kulisler. Tabii ki oyuncu olarak step by step böyle bir başka bir hayat içine zipliyorsun. Bir transformasyon oluyor. Sultanım bağışlayın. İyi misin? Ben iyiyim sultanım. Affedin. Hürrem saraya geldiğinde, Hürrem'in adım adım yükselirken ki hallerinde kullandığımız canlı patlak renkler aslında onun biraz da o zevksiz tarafını da altını çizmekti. Hürrem bir süre sonra gerçekten saraylı gibi giyinmeye başladı. Kibar, saygılı ol. Hünkârımızı memnun et. Senin yerinde olmak isteyen çok kız var. Tek bir gece diye düşün. Dinle. Odaya girince selam vereceksin. Sultanın eteğini öpeceksin. Zinhar göz göze bakmayacaksın. Yüksek sesle konuşmak, gülmek. Yasak biliyor. İlk giydiğimde biraz büyük geliyorlardı. Sonra zamanla benim kostümlerim çok daraldı. Çünkü ben biraz kambur durmaya meyilliyim. Biraz uzun boy, yani ortalamaya göre bir tık uzun boylu olduğum için böyle bir şey oluyor. Bir hafif bir kambur durma, öyle gibi bir kötü alışkanlığım var. Dolayısıyla kostümler ne kadar darsa ben o kadar dik duruyorum. O yüzden çok daraltıyordum ve kendime o işkenceyi yapıyordum ama benim çok işime yarıyordu. Hatice, artık Vezir-i Azam İbrahim Paşa ile evlisin. Genelde Hatice Sultan'ın giydiği, düğün kıyafetinde giydiği kostümle ilgili siparişler aldık. Arap ülkesinden bir sürü mail geldi ama yani bunun peşine düşüp gidecek zamanımız da yoktu. Yine Arap ülkelerinden bir sürü otel, üniformalar istedi bizden çalışan personeli için. Büyük konseptli düğünler için siparişler
geldi gitti. Çok başarılı ve çok yetenekli insanlardan kurulmuş bir ekipti. Benim daha evvel hiç böyle bir takımla çalışma şansım olmamıştı. Yani yarım saatte makyajımız, saçımız ve kostümümüz bitmiş oluyor zaten. O kadar dördüncü sezonun alışkanlığı artık, o kadar çabuk hazırlanıyoruz ki. Ama Mahidevran hep zaten... hikayemiz başladığında da mağdur olan kadındı. Ona hep biz bakır tonlarını, kahve tonlarını yakıştırdık. Hünkârım, muhteşem olmuş. Ben bitmedi diyorum sultanım. Sen de dairene git. Ben bu gece çalışacağım. Mustafa'yı yalnız bırak. Siz nasıl arzu ederseniz hünkârım. Her taktığımız kolyenin, küpenin, tacın, yaptığımız saçın şeklinin, kıyafetin o günkü bölüme göre, o günkü senaryoya göre renginin hepsinin bir önemi ve bir alt metni var. Bunları bilerek onu giymek aslında insanı daha özel ve o döneme ait hissettiriyor. O yüzden çok seviyorum aslında hani hazırlanırken tek tek o detaylarla uğraşmayı sette. Sultanım. Rüstem, neredesin sen? Günlerdir sabah erkenden çıkıp gecenin bir vakti geliyorsun. Benim kostümlerim birazcık farklı diğerlerinden. Çünkü dediğim gibi Firuze doğulu. Diğer kadınlardan farkı bu. Kıyafetlerini de kendine göre yorumluyor, biçimlendiriyordu. Daha oryantal bir havası vardı. Diğerlerinden daha farklı kostümleri vardı. Keyifli, bana çok büyük katkısı oldu tabii karakter için. Çünkü daha önce oynamadığım bir karakter. Farklı bir ülkenin karakteri. Farklı bir dil konuşuyor. Kostümlerim bana çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Muhteşemler. Yani muhteşemler. Birbiriyle o kadar örtüşmüş bir ekiple karşılaştım ki ben zaten buraya geldiğimde. Yani o diyor ki kostümü şöyle yapmalıyız, öbürü diyor ki zaten saçı böyle yapmalıyız, öbürü diyor ki makyajı böyle yapmalıyız. Evet öyle yapmalıyız diyorum ben de. Hani evet yani o kadar güzel bir paslaşma var ki o zaman onların hepsi zaten hani seni bütünlüyor ve olması gereken kalıba sokuyor. Sana düşen o tavrı, o inandığın dili kullanmak oluyor. İlk baştaki o deri korseler, o bol gömlekler, kafalar, kafadan böyle saçtan bir şeyler dökülüyor. Böyle bir korsan ama dişi bir korsan. Böyle mi yapsak? Ya son anda tam sete girmeden bir dakika işte şurada korse buldum, onu hemen senin üstüne göre bir şey yapalım diyor. Kim bu? Şehzade Mustafa Hazretleri'nin hususi ulağıymış. Hızır Hayrettin Paşa'mıza bir haber getirmiş. Ver bana. Kendisine teslim etmem emredildi. Şu
Şuracıkta gırtlağını kesersem eğer. Kime neyi vereceksin acaba, çok merak ediyorum. Ondan sonra o böyle daha genç, heyecan, flört o dönem saraya giriyor küçük dalgalı saçtan. Biraz daha yumuşasın diye daha böyle maşa bir saça döndük. Rabbim şahidim olsun ki nefes aldığım müddetçe kalbim yalnız senin için atacak. İlk taç taktığım günü hatırlıyorum mesela. Ah, taç mı takacağım falan dedim. Bir kadın olarak hoşunuza gidiyor bir şekilde bu da tabii. Nikah kıyıldıktan sonra, daha önce daha özgürdük. Sonra hop, 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 hop diye böyle kostümler kapandı. Aa, bir de zaten sonra yaz dönemi var. Orada da herkes gibi simsiyah. Buraya geldiğimde kostümü giyip ve burayı gördüğümde o zaman böyle bir farklı bir enerji, farklı bir duygudaydım. Yani gerçekten arada sırada kendimi o dönemde hissediyordum. Yani gidip geliyordum bazen. İşte kıpırdayamıyorsunuz içinde falan, nefes almak çok zor, hep korseler çok sıkı. Ama inanılmaz bir tabii ki de güzellik, yani bakmaya doyamayacağınız ve hiçbir yere aslında giyemeyeceğiniz ama giymeyi çok isteyeceğiniz kıyafetler sürüsü böyle. Davetiniz için çok teşekkür ederim Sultan. Renk seçimleri, kırmızı, sarı, patlayan renkler benim karakteri gerçekleştirebilmemde çok yardımcı oldu. Sultan, beni kırmayıp geldiniz. Şeref duydum. Ben size eğlence olur mu hiç? Gelirim elbet. Tüm sarıklarımızı, kavuklarımızı bununla sarıyoruz. Bir kabuğu en az 7 metreden sarıyoruz. 30 metre bile sardığım olmuştur. Güzel, dönem baksana. Dokusunu tam anlamıyla yansıtıyor. Kalplerimiz meşrul, sırlarımız mesrul, zahirimiz mamul, batınımız pürnur ola kalplerimiz. Her kabuk karşı taraftaki insanın rütbesini belli edermiş. Yani insanın da şık olması lazım. Kocaman bir şeyi taktığında oynama yeteneği de zora girebilir. Doktorum, nerelere gidiyor bu malzemeler? Hollywood'a, hangi filmlere neler verdin? Biz aldık. Bizden önce sonra kimler aldı? Sizden önce malum en vukuatlı şeyimiz Truva. Evet. Onlara çok özel çalışıldı. Yani her şey baştan dizayn edildi. Arkasından Hobbit'i yaptılar, Argo'nun bir kısmını yaptılar, Pamuk Prenses'i yaptılar. Mesela Nuh vizyona giriyor. Güzel. Tam bizim şimdi geldiğimiz havalar. Bize biraz daha böyle şeyler. Bak şu, şu ve şu bence üçü de erkekleri kurtarır. Bu mesela Selim olabilir. Bunları bence hemen kestirelim. Süleyman mesela gençken gri maviler, lacivertler, bu tonları kullandık. Patlayan yeşiller. Yaşlandıkça tabii ki o renkler daha grilere, kahvelere, siyahlara döndü. Desenin belde kesilmesi diyelim ki. Böyle bir şey yoktur Osmanlı'da aslında. Osmanlı'da desen boydan gider. Yani omuzdan ayak ucuna kadar işte bir kaftan kullanıyorsunuz, bir içlik, bir elbise kullanıyorsunuz. Bunlar boydan gider desen, boy olarak. Yani normal bir günümüz
önünüzdeki bir dizide ceketinizi giyersiniz, pantolonunuzu giyersiniz, bir şeyinizi giyersiniz. Ama şimdi burada böyle bir kaftan giyiyorsunuz, içine iç elbisesini giyiyorsunuz, yüzüklerinizi takıyorsunuz ve sarayda bambaşka bir yerde, bambaşka bir şekilde yürüyorsunuz. O yüzden de insana hem farklı geliyor hem de kendini hakikaten daha başka türlü hissediyorsun o kostümlerin içinde. Çok büyük bir hanedanın üyeleri bunlar ve sahipleri. Kostümün ben bunda payının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Selim. Bayezid. Beni ziyaret etmeden mi gidecektin kardeşim? Bizim bütün derdimiz zaten bir kompozisyon yaratmak ve doğru kompozisyonu, en estetik olan kompozisyonu, renkleri, desenleri birbirine karıştırmamak. Kostümde de bakıyorsun altta lacivert etek, üstünde kırmızı, her tarafı desenli bir kaftan, onun içinde çizgili sarı bir iç entari. Biz oradaki doğruya göre gitseydik zaten her şey çok cümbüş olurdu. Demode, ağdılı. Yani böyle çok böyle tercih edilecek şeyler değilken, renkler, aksesuarlar vesaire, kendi algısını yarattı ve her şeyde sirayet etti. Osmanlı'dan birçok şey tekrar gün yüzüne çıktı. Acem'in malını, Şirvan'ın malını, Şirvan'ın temurda, deve yüküyle geldi. Al götür. Akçeyle alışveriş yap. Sen bana iki gömleklik Bursa efektisi kes bakalım. Hemen bey. Bu nasıl? Olur. Birkaç kaftanı var mesela Sultan Süleyman'ın. Bunlar mesela birebir neredeyse kopyalandı. Yüz küsür bölüm için tabiatıyla yeni kostümler üretmek zorunda kalıyorsunuz ve orada da bir anlamda desen ve motif tükeniyor. Yani gerçekten minyatürlere de baktığınızda hani üç aşağı beş yukarı hep de her dönemde aynı şekildedir. Şalvarı, işte kaftanı. O yüzden dizi bu konuda daha liberal davrandı. Epi topu kaftan dediğimiz şey üç tane model. Biz her sezon 30 küsur bölüm çekiyoruz ve her bölüm yani binlerce kostüm yapıldı. Artık orada onun kenarında kuş mu var, koltuk altında dikiş olmazmış, peşlerle bu genişletilmiş. Kardeşim buna bakmayacaksın. Oradaki renk bütünlüğüne, fizik nasıl duruyor, dekorla ilişkisi, yandaki oryantal bir objeyle görüntü nasıl, oradaki fotoğraf nasıl oluşuyor, buna bakmak lazım. Bu mu hocam? Pantolon olmaması, yazın çok rahat ediyoruz. Kışın içliklerle durumu kurtarabiliyoruz yani. Ama cep olmaması büyük sıkıntı. Osmanlı'da cep henüz keşfedilmemiş. Dolayısıyla biz bazen zorluk çekiyoruz. Genelde kendi kişisel aksesuarlarımızı odalarımızda bırakıyoruz. Yanımıza alamıyoruz. Eğer iddia ettiğim gibi köpüğü. Son bir yerde tıkanmış, belki de son hareket. Gerek makyajın tasarımı, gerek karakterlerin tasarımı, bunların hepsinin çalışılmış olduğu çok aşikardı. Hayrola Sinan, nedir bulmaya çalıştın böyle? Neyi hesap edersin? Sorma Nasuh Efendi. Nicedir Ayasofya'yı tetkik ediyorum. Bu suretler, hesaplamalar hep ona ait. Ne gecem gece, ne günüm gün. Toprakları bol olsun. Isidoros da, Antemius da büyük alimlermiş. Ya en baştaki süreç çok korkutucuydu. Yani benim için gerçekten çok çok korktuğum bir iş oldu bu. Bir zaman zaman işi bırakma ve yani ben yapamayacağım galiba, başka bir arkadaş devralsın ve o devam etsin duygusuna geldiğim çok oldu. Thank you.
yayına çıkana kadar korktum ve yapabilecek miyiz korkusu hep oldu, endişesi oldu. Bir kere çok büyük yatırımdaydı ama bir tek ekonomisiyle ilgili bir şey değil bu. Büyük bir karardı. Gerçekten de eğer başarılı olmasaydık ben herhalde yeniden sıfırlayacaktım. Sıfırdan yine bir yere tırmanmaya çalışacaktım. Hatta bunu da söyledik bir kere. Evet, evet. Yani bravo. Biz çekimlerin başlamasına bir iki hafta kala falan. Yani işte çok büyük paralar harcanıyor gerçekten yani. Nerede olduğumuz, oturduğumuz yeri bile çok iyi hatırlıyorum bu konuşmanın. Ve biz yalnız kaldık bir ara ve biz Yağmur'la Timur'a sorduk. Yani bu olan, bu eğer olmazsa bu iş. Çünkü her zaman öyle bir ihtimal. Her zaman. Yani, yani ne kadar iyi olursa olsun, yani ne kadar uğraşırsan uğraş, böyle bir şey olmazsa ne yapmayı düşünüyorsun dedik ve hakikaten Timur aynen öyle söyledi yani. Başa döneriz. Evet, yeni baştan başlayacağım. Artık nasıl bir yükün altına soktunuz? Çünkü dediği gibi çok önemli bir şey söyledi. Sadece maddi olarak aslında bir şey değil bu, bir risk değil. Her anlamda bir risk. Yani kendi sektörünüzü düşünüyorsunuz. Eğer böyle bir başarısız olursa mesela... Böyle bir şeye soyunmak, evet. Ve bu işe soyunduktan sonra da mağlup olma duygusu bu herhalde üzerimizde bir iz bırakırdı diye düşünüyorum. Şu andaki Topkapı Sarayı da bizim dönemimizdeki Topkapı Sarayı değil. 16. yüzyıla ait çok az şey var Topkapı Sarayı'nda şu an. O zaman da işte çiniler, her tarafta çiniler, renkli mermerler, desenli kumaşlar, desenli işte perdeler, tüller, sedirler gibi bir sürü hem kostümle hem de dekorla bir araya geldiğinde kakofoni oluşturacak şeyler var aslında realde. Bizim işimiz kurgu olduğu için ve bu işin özelinde bir estetik yaratma çabasında olduğumuz için de biz kendi yorumumuzu kattık. Bazı yerleri çok sadeleştirdik, bazı yerleri de çok yükselttik dekorda. Yani müthiş bir plato kuruldu burada. Hakikaten sarayın içine falan zannediyorsunuz. Ve o kostümleri giydiğim zaman, ben burada karar verildiğim zaman, yürüdüğüm zaman kendimi hakikaten artık unuttum kimliğimi. O günkü bir Valide Sultan kimliğine büründüm. metrekare alanda kurulmuş kapalı dekorumuz var. Topkapı Sarayı, Amasya Sarayı, Manisa Sarayı, Kütahya Sarayı, Mihrimah Sultan'ın Sarayı olmak üzere ana saraylarımız var. Bunun dışında her bölüm Bursa Saray, Kütahya Saray gibi saraylar çıkıyor. Şu anda 5000'e dayandı kostüm sayımız. Seferler arttıkça, saraylar çoğaldıkça haliyle kostümler de artıyor. Şimdiye kadar 2000 tane kılıç yapılmıştır çünkü savaştıkça kırılanlar oluyor. Gerçekten savaşıyormuş gibi hissettikleri için yardımcı oyuncularımız zaman zaman. Şehzade Mustafa Hazretleri! Zaten daha ilk sahnem hani yemin kılıç kuşanma töreniydi. Başlı başına çok büyük bir sahneydi. Yani daha ilk öyle başladı. Benim için kritikti çok. Bakalım nasıl oldu? Hep beraber göreceğiz. Bismillah! Allah Allah! Hı! Yolum yolunuz! Kolum kolunuz! Dolum dolunuz!
Dinim dininiz, başım yolunuzda, canım uğrunuzda, malım törenizde kurban. Ya Ali! Hı! Yani nereye baksanız ayrıntı, nereye baksanız ayrıntı. Bu ayrıntılar beni çok etkiledi. Savaşta kullandığımız zırhlar ağır. Gerçekten ağır. At üzerinde çok uzun süre geçirince onunla çıkardığınızda bayağı kuş gibi hafif oluyorsunuz. Benim en çok hoşuma giden kısmı sahneye çektikten sonra o zırhı çıkardığım an gerçekten üzerimde hiçbir şey yokmuş ve dünyanın en hafif insanıymışım gibi hissediyorum. Osmanlı kılıcı yapı itibariyle biraz daha değişik ve ağır bir kılıç. Bizler tabii ki uçları keskin ve açık olan kılıçlar kullanmıyorduk ama inandırıcılıkla ilgili de gerek malzeme gerek ebat olarak birebir kılıçlar kullanıyorduk. Yani çok ağır şeyler gerçekten. Mesela bir sahneyi çekerken hani sonlara doğru artık hani onu kaldırmakla ilgili ya da o zırhlar keza çelik değildi. O örme zırhlar ama plastik de değildi nihayetinde. Ağustos ayında güneş altında çalıştık. Bütün ellerimiz soyularak, yaralar içinde ben kılıç antrenmanları yaptım. Sete çıktığımda ellerim o kadar yaraydı ki ben kılıç tutamıyordum. Ellerim cılk cılk yara. Yani bez sarıyoruz falan. Ben öyle çekiyordum sahneleri. Çünkü zaten tutamıyorum. Demir ve ağırdı kılıçlarımız. Miğfere başlamadan önceki altyapımız. Sonra bunu altın kaplıyoruz. Hazine dairesi gibi değil mi burası? Ustalarla günlerce oturup gece sabahladığımız zamanlarımız bile oluyor. Tezgahları var. Onlar da işte en ufak taşı bile kaynak yaparak tamamen mücevher tekniğinde çalıştığımız bir teknik bu. Yazısında var. Kemer tokası da o. Tamam. Yaptım. Paşalarım! Beylerim! Aslanlarım! Yiğitlerim! Şahsınız mübarek! Kılıcınız keskin olsun! Bir de Süleyman'ın o meşhur kendine yaptırdığı dört katlı tacı var ki... Her katın doğuyu, batıyı, güneyi ve kuzeyi temsil ediyor olması. Yani Asya Hakanlığı'nı, Roma Sezarlığı'nı, Trabzon ve Mısır Sultanlığı'nı temsil ediyor. O taç gerçekten çok ağır ve o da metal. Üzerinde taşlar var, kafamın üzerinde duruyor, boynumu basıyor. Ve şurasından gelen bir parçası var, kulağımın önüne kadar geliyor. Dolayısıyla konuştuğum her şey beynimde çınlıyordu.
ve çok uzun bir mektup yazdırıyordum ve tek plan çekimler yapılıyordu. Ve ben o mektubu her yazdırdığımda kendi sesim beynimde çınlaya 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 artık sahnenin sonuna doğru öyle bir hale gelmiştim ki cümlemi toparlamakta zorlanır olmuştum. Yaz Celalzade. Bu kadar zaman erlik davasını der, merdü meydanun dirsin. Şimdiye değin kaç keredir üzerine geliyorum. Ve mülküne dilediğim gibi tasarruf ediyorum. Ne senden, ne garında şundan, namu nişan yok. Evet, böyle şeyler olabiliyor. Dizi çekerken... Ben bir gün 11 saat falan giymek zorunda kaldım onu, teaser çektiğim zaman. Belim. Miğfer dedim, belim gitti. O zırhlar geliyor, her biri 30-40 kilo. Biraz zor ve meşakkatli oluyor ama... Allah'tan hani bir sefere çıkıp iki ayda falan dönmüyoruz böyle. Üç günde çekip dönüyoruz. Onunla savaşıyorlar yani, kılıç sallıyorlar. Ne tür bir adam oldukları hakkında aslında çok acayip bir done veriyor yani. Hepsi çok güçlü ve çok sağlam insanlar. Hangi deliğe girerse girsin onu bulup çıkaracağım. Başka yolu yok. Ya bırakın oturup tavla oynayamazsınız onunla yani, ne savaşması. Oturunca bir dana yiyorlarmış da o yüzden her öğün bir dana yeniyor yani. Öyle bir durum var. Getirin öğle yemeğimi, bir tane dana geliyor, onu yiyor adam yani. Yakıyordu tabii, hareketli o dönemin insanları. Tahmi Aslan'ın havadisi var mı? Ulema Paşa ve Karamet Paşa peşindeler hükümdarım. Lakin şimdiye dek müspet bir havadis alamadık. İyi ki o var, iyi ki 45 kilo. Yoksa her an bir yerime kılıç gelebilir. Beni koruyor. Güven içinde hissettiriyor. Zırh ve hani üstüne giydiğimiz korumalıklar, bacaklar, bazen giymiyoruz bacakları ve kolluklar. Ve üstüne neredeyse hemen hemen gerçek kılıçlar. Ama bir şekilde moda sokuyor seni. Yani onlar da bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Bayezid, son kez söylüyorum. Geri dön! Artık biz değil, kılıçlarımız konuşacak Selim. Süleyman'ın odası, orası bence gerçekten Süleyman'ın odası. Orada Süleyman gerçekten yaşamış. Oraya girince böyle titriyorsun. Baktım bayağı kendimi Osmanlı Sarayı'nda hissediyorum. Etrafımdaki aksesuarlar olsun, oturduğum işte bugünkü görmüş olduğunuz taht gibi. Tabii o zaman ilk gelme tahta oturamadım ama hala oturamadım aslında. Bu yol işte çakıl taşlı bir döşeme. Buna podima döşeme deniyor. Bir Akdeniz uygulaması aslında. Daha çok sultanın rotasını belirten bir patikadır. İşte saray erkanı, ağaları ya da işte cariyeleri gibi görevliler bir şekilde topluca yaşıyorlar yükselmedikçe. Yükseldiği zaman bir kişi Osmanlı Devlet nezdinde ayrı bir daireye yerleşiyor. Eşyalarını topla Aleksandra. Bu koğuştan taşınacaksın. Yeni odan olacak Aleksandra.
Benim adım Hürrem. Yasak Alexandra. Ve her şey birebir. Gerçekten. Mermerler mermermiş gibi değil, mermer falan. Dolayısıyla ilk girdiğiniz zaman bu çok etkiliyor insanı. Bütün bu sarayı nasıl buraya? Yani nasıl? Tabii ki yapılırdı ama görmeyince böyle hayal ediyorsun ama bu kadar gerçekçi duracağını hayal edemiyorsun. İlk mesela orada bir vay, evet güzel bir şey oluyor burada diye. Bu duvarlar, bu taş neyden yaptınız? Bunlar gerçek mi, değil mi? Dokundum ve olağanüstü bir iş çıkarmışlar. Çok şaşırdım ve çok etkilendim, büyülendim yani. Yani içeride dolaşırken, evet, doğru söylemişler. Bunu yapacağız ve yapacağız yani bir şekilde. Onun için hemen başlayalım çalışmaya. Şey hemen işte seti görmen lazım, çok acayip, çok acayip diye. İlk sete bir teaser için, teaser çekmek için gelmiştim galiba. Genelde hissettiğim şey yani harika bir ortam olduğuydu. İlk izlenim buydu. Keyifli ve eğlenceli bir çalışma olacaktı ve nitekim de öyle oldu zaten. Adım atar atmaz ben ister istemez birden işte gaye-i acizanem leymut bir hayra matuftur meram diye böyle bir şiven bile değişti benim böyle ortama girince. Her hafta benimle birlikte çalışan 17-18 kişi var. Bazen 20'yi de buluyor. Büyük zamanlarda, büyük işlerde de işte ordugah kurulacak, yeni büyük bir dekor kurulacak. O zaman sayı artıyor tabii. Taşları bazen eve götüresim geliyor. Taşları çok seviyorum. Gerçekten çok. Zaten şöyle de bir durum var. Kişiye özel hazırlanıyor taşlarımız. Her karakterin özel taşları var. Yani bizim ayrı bir kutumuz var. Herkesin karakterine, yüz şekline vesaire bunlar baz alınarak yapılıyor. Özellikle bazıları o kadar hoşuma gidiyor ki gerçekten eve alıp götüresim geliyor. Sürekli şurada olduğumuz için en görünen yerimiz orası. Taçlarımız çok güzel. Mücü çok iyi bir iş başardı. Serdar da keza öyle. Çok böyle gösterişli kumaşlar, kıyafetler, taçlar, takılar. Hepsi bir bütün olarak çok güzel. Ama en hani hangisi derseniz taç. Şu. Of. Bak şimdi şu büyük olanları Hürrem Sultan. Evet bunları küçük Hürrem'e. Tamam bunu göbek yapalım. Sonrakileri böyle yapalım. Hop. Şu aralara da mekik getirelim ya da damla getirelim. Şimdi bunların uçlarına da botonlarımız var ya. Dikdörtgen olanlar. Dikdörtgen olanlardan yerleştirsek ne kadar da güzel olur değil mi? Bu muhteşem yüzyıl için sadece benim için yapılan özel kısalar. Derhal o tacı çıkar Hürrem. Bir daha da sakın takma. Sen kimsin de benim karşıma böyle çıkıyorsun? Bu ne had bilmezlik? Bu ne terbiyesizlik? Çok sevdiğim bir karakterdir Hürrem Sultan. Bu kadar güçlü bir yapısı varken o güçlü yapısını da karşı tarafa
yansıtmak için onun taçlarını yaparken daha büyük, daha şaşalı, daha görkemli, karşı taraftaki onu gördüğü zaman wow diyebileceği bir şey. İlla bir günahkar arıyorsan aynaya bak. Yüce Rabbime şükürler olsun ki benim elimde hanedan kanı yok. Ben şimdiye kadar hiç kendimde öyle büyük aksesuar kullanmamıştım. Yani küpede ve taç, hani zaten taç kullanmıyoruz ama hani hiç de denk gelmemişti. Onu taşıyabildiğimi gördüm. Yani ben işte çok uzun boyluyum, uzun boylu bir kadınım. Bu bende daha mı büyük durur derken, hayır bu bende tamdı, tam oldu bana. Evet ağır, gerçekten boyun ağrıları çekiyordum o dönemlerde. Şimdi bitirdim, biraz rahatladım ama taçların da ağırlığını o konsantrasyonla çok fazla hissetmedim. Hatice Sultan karakteri çok daha naiftir. Tam Hürrem Sultan'ın dışında naifliği, o masumiyeti ve kırılganlığını ifade edebilmek için ona daha zarif, daha kendi içerisinde. Mümkünse hepsini çalıp eve götüreceğim. Ama daha çalmadım. Çalabilirim. Gelmeyeceksiniz sandım. Cüretimi bağışlayın sultanım. Kızdınız mı bana? Şey için mi? Bir daha mektup yazıp sizi zor durumda bırakmayacağım, söz. Lütfen yazın. Nurban, taçları genelde biraz şu anlamı kapatacak şekilde oluyor. Biraz şöyle sarkan detaylar oluyor, taşlar vesaire. Güzel, gayet şık, kibar. Çok derlerse. Evet, tabii ama çok şık. Vay. Her gün her gün aynı yüzü görmek zaten... İlk iki sezon ben artık Mahidevran'ı görmek istemiyorum. Bu travmaları yaşamak istemiyorum diyordum. Şimdi de ben yaşlı Mahidevran'ı görmek istemiyorum. Yaşlanmadım ben diye isyan ediyorum yani. İlk başta kabul etmiyordum yaşlandığımı. Ben yaşlı değilim. Şimdi gayet kabul ettim. Hatta ben diyorum yani şurayı biraz daha fazla mı yapsak? Çok genç gözüktüm bu bölüm. Biraz daha yaşlandırma yapalım modundayım. İşte son bölümlerdeki daha böyle 80 yaşa yakın olan kısımlarda biraz daha uzun süreçleri. Ama daha keyifli. Yani. Sahne çekmeye her geldiğimde sakallarım siyaha boyanıyor ve ben kendimi Ramses gibi falan hissediyorum. Yani böyle bir heykel gibi hissediyorum. Bir türlü alışamadım sakallarımın boyanmasına. Hayatım boyunca da bir sürü filmde, bir sürü oyunda oynamış olmama rağmen ben hiçbir tarafımı boyamamışım. İşte böyle giderek gençleşiyorum. 18 yaşına kadar gideceğim. Muhteşem yüzyıl. Saçla, makyajla, doğru zamanda, doğru insanlarla, çalışanıyla. Bize çay ikram eden abladan, oyuncu arkadaşlarıma kadar. Just do it. Muhteşemdi diyebilirim.